Merhaba arkadaşlar, bugün lineer cebir serisinde matrislerin tersiyle ilgili yeni bir videomuz var. Geçen sefer bir matrisin çarpmaya göre tersi olması ne demek bunu görmüştük. Hemen şu tanımı hatırlatmak istiyorum. Bir tane kare matrisimiz var. N çarpı N'lik A matrisi. Bu tersi nedir? Eğer A çarpı B eşittir B çarpı A eşittir N çarpı N'lik birim matris koşulunu sağlayan bir B matrisi varsa. Yani yaptığımız A dönüşümünü ters çevirebilecek bir dönüşüm varsa. Bu durumda böyle bir B'ye A üzeri eksi 1 yazıyorduk. Çünkü tek bir tane B vardı bunu sağlayan. Bugün tersinir matrislerin birkaç örneğini göreceğiz. Ve tersinir matrisleri hesaplamanın bir yöntemini göreceğiz. Bu matrislerin tersini hesaplamak çok kolay bir işlem değil. Bunun için elementer matrisleri hatırlatmak istiyorum. Daha önce bunları görmüştük. Satır işlemleri diye de geçiyordu. Bir tane matrisi alıp da i ve j inci satırların yerini değiştirme. Geometrik olarak bu geometrik konfigürasyonu hiç değiştirmeyen bir yazım şekliydi. Sadece denklemlerin yerini değiştirmiş oluyordu. Şimdi bu değişikliği A matrisinde alıp da başka bir matriste çarpma olarak ifade edeceğiz. Ve burada elde edeceğimiz matrise elementer matris diyeceğiz. Ben buraya birim matrisi yazdım n çarpı n'lik. Bunu eğer A ile çarparsak elimize yeniden A gelir. İ ve J'inci satırların yerini değiştirmek istiyorsanız buradaki İ ve J'inci satırları bulmamız lazım. Bu İ olsun. Bu da J olsun. Birim matriste köşegenler hep 1. Geri kalan her yer 0'dı. Burada şimdi İ ve J'inci yere gidip buraya 1 yazacağım. Aşağıda köşegenine 0 koyacağım. Aynı şeyi J ve İ içinde yapmam lazım. Buraya 1 yazıyorum. Buradaki köşegene de 0 koyuyorum. Yani birim matrisi modifiye ederek i ve j'inci satırların yerini değiştiren matrisi yazabiliyoruz. Aynen birim matris gibi i'inci ve j'inci köşegenlerinde 0 var. i'ye j, j'ye i konumlarında da 1 var. Bu matrisin adı PIJ oluyor. İngilizce permütasyondan geliyor. Türkçe'de de kullandığımız bir terim. İ ve J'inci terimleri permüt ediyoruz. Yerlerini değiştirdik. Şimdi ikinci elementer matrisimize bakalım. Bu da bir satır işlemiydi. A matrisini alıyoruz. İ'inci satırına bakıp onu sıfır olmayan bir katsayıyla çarpıyorduk. Bunu da birim matrisi modifiye ederek görebiliriz. Birim matrisi aslında her satırı 1 ile çarpmak demek. Burada K inci köşegeni bulup da oradaki burada i inci köşegeni bulup da oradaki 1 yerine k koyduğumuz zaman i inci satırı k ile çarpma matrisini elde ediyoruz. Bu matrise de m i k diyeceğiz. M İngilizce multiply'den geliyor. I inci satırı k ile çarpma matrisi. Üçüncü ve son elementer matrisimiz bir satırın k katını başka bir satıra eklemek. Burada i'inci satırın k katını j'ye eklemek diye yazmaya çalıştık. Bunu da yine birim matrisi modifiye ederek kolayca elde edebiliriz. Birim matris her satırı 1 ile çarpıyordu. Şimdi ekstradan bir satırı k ile çarpıp başka bir tanesini eklemek istiyorum. Bunun için i'inci satır j'inci sırtına gitmem gerek. İ'inci satır j'inci sırtında normalde 0 girdisi var. İ ve j birbirinden farklı. Oraya k yazarsam eğer geri kalan her şeyi aynı birim matris gibi. Bu matris i'inci satırı k ile çarpıp j'ye ekleme matrisi olacak. Bunun adına da a, i, j, k diyeceğiz. A da yine İngilizce addition'dan geliyor. İ'inci satırın k katını j'inci satıra ekledik. İki durumda da k'yı sıfırdan farklı alıyorduk. Bunun sebebi geometriyi değiştirmek istemiyor olmamızdı. Bu üç tane elementer matrisin hepsinin tersi vardır. Şimdi bu önermeyi görelim. Daha sonra herhangi bir matrisin tersini hesaplamak için bu matrisleri kullanmaya çalışacağız. Elementer matrisleri. Şimdi şu önermeyi kanıtlamak istiyoruz. Elementer matrisler tersinir matrislerdir. Bunun için
3 çeşit matrisim vardı. Bunların terslerinin ne olduğunu düşünüp direkt terslerini yazmaya çalışalım. Bu bir matrisin tersinin ne olduğunu göstermenin bir yolu. Normalde çok kolay değil bir matrisin tersini yazmak. Bu elementer matrisler için hiç de zor olmadığını göreceğiz. İ ve J'inci satırların yerini değiştirirsek eğer, bu işlemin tersi tabii ki İ ve J'nin yerini tekrar değiştirmektir. Yani P, İ, J'nin tersi kendisidir. Karesini alırsanız bu matrisin, birim matris çıkar. Çünkü iki satırı değiştirmek ve tekrar değiştirmek size orijinal matrisi verir. Bir satırı K ile çarpmak, bu işlemin de tersini düşünmek kolay. Aynı satırı 1 bölü K ile çarpalım. 1 bölü K bahsedebildiğimiz bir sayı çünkü K'yı sıfırdan farklı almıştık. Bu matrisin tersi, ikinci satırı 1 bölü K ile çarpmak. Son olarak i'inci satırın k katını j'inci satıra eklemek. Bunun için i'inci satırın eksi k katını j'ye ekleyeceğiz. Tersini bulmak için. İ'inci satırın j katını, yani i'inci satırın eksi k katını j'inci satıra eklemek. Bunların matris olarak neye benzediklerini ayrıca yazmıyorum. Genel olarak bu matrislerin ne olduğunu videoda göstermiştik. Bunların çarpımının birim olduğunu alıştırma olarak kontrol edebilirsiniz. Şimdi ikinci çok önemli bir önermemiz var. Tersinleri iki tane matrisi çarpınca bu çarpım da tersinirdir. A ve B'nin tersinir olduğunu varsayalım. A ve B tersinir. Demek ki öyle matrisler var ki A'nın tersi B'nin tersi. Bu birim matris. Birim tersi. Bu da birim matris. Biz şimdi A çarpı B'nin tersi olan bir matris bulmak istiyoruz. Bu A çarpı B matrisini A'nın tersi ve B'nin tersiyle çarparsak elimize B'nin tersi, A'nın tersi, A, B matrisi gelir. Ama bu çarpımın birim matrisi olduğunu biliyoruz. Birim matrisi yazmamıza gerek yok. Çarpımda hiçbir etkisi yok çünkü. Geriye B'nin tersi çarpı B kaldı. Bunun da birim matrisi eşit olduğunu biliyoruz. Demek ki A çarpı B matrisini B'nin tersi çarpı A'nın tersiyle çarparsa birimi bulabildik. O zaman buradaki matrisimiz A çarpı B'nin tersi olmuş oldu. Dikkat ederseniz buradaki çarpımın sırasını değiştiriyoruz tersini alırken. Bunu daha önceki ayakkabı çorap benzetmesiyle düşünürseniz ilk önce çorabı sonra ayakkabıyı giydiysek ilk önce ayakkabıyı çıkarıp sonra çorabı çıkarmamız lazım. Burada da aynı işi yapıyoruz. Önce çorabı giy, sonra ayakkabıyı giy. Ayakkabıyı çıkar, sonra çorabı çıkar. Şimdi bu iki önermeyi birleştirerek elementer matrislerin çarpımlarının da tersinir olduğunu gördük. Hemen bu elde ettiğimiz sonucu kullanıp bir matrisin tersini nasıl ifade edeceğimize dair bir yöntem görelim. Şimdi yeni önermemiz şöyle. Bir tane A matrisini alıp da satır işlemleri uygulayıp onu birim matrise dönüştürebiliyorsak A matrisinin tersi vardır. Ve bu matrisin tersini ifade etmek için A üzeri eksi 1'i elementer matrisleri kullanabiliriz. Bunun kanıtı da çok basit. Şöyle düşünelim. A matrisini aldık ve elementer matrislerden birini uyguladık. Satır işlemlerinden birini. Diyelim ki A1'e dönüştü. Başka bir elementer matrisle çarptık ya da başka bir satır işlemi uyguladık. Diyelim ki A2'ye dönüştü. Bu işi devam ettirip eğer belli bir adım sonra K adım diyelim. Birim matrisi elde edebiliyorsak bunu cebirsel olarak şöyle ifade edebiliriz. A matrisini aldık. E1 ile çarptık.
Sonra E2 ile çarptık. Sonra E3 ile çarptık. En son EK ile çarptık ve birim matrisi elde ettik. Ama bu tanım olarak A matrisinin tersi vardır demek. Hatta buradaki çarpım da A matrisinin tersidir. Bu A'nın tersidir olduğunu söylüyor bize. Ve burada uyguladığımız satır işlemlerine karşılık gelen elementer matrisleri çarparak A'nın tersini hesaplayabileceğimizi söylüyor. Genelde şöyle bir yöntem uygulanır. A matrisi ve birim matris yan yana yazılırlar. Ondan sonra A'ya uygulanan satır işlemlerini aynen buradaki birim matrisi de uygularız. Örneğin E1'i uygularsak burada E1A, burada ise sadece E1 kalır. Böyle elementer matrisleri uygulamaya devam edersek en sonunda A'yı birim matrise dönüştürebildiğimizde bu tarafta elimizdeki elementer matrislerin çarpımı kalır. Ama bunun A'nın tersi olduğunu görmüştük. Yani bir matrisin tersini hesaplamak için yanına birim matrisi yazıp A'yı satır işlemleri uygulayıp birime dönüştürdüğünüzde birim matrise uyguladığınız işlemler size A'nın tersini verecektir. Şimdi hemen buna bir tane örnek yapalım. A matrisimiz 2, 3, 4, 7 olsun. Yanına birim matrisi koyduk. Şimdi satır işlemleri uygulayıp A matrisini birime dönüştürmek istiyoruz. Şimdi I2. İlk önce şu 4'ü bir 0'a dönüştürmek istiyorum. Birim matrisi burada elde etmek için. Bunun için ilk satırın eksi 2 katını ikinci satıra ekleyeceğiz. İlk satırın eksi 2 katını ikinci satıra ekleyelim. İlk satır aynen kalacak. Eksi 2'yi 4'e eklersem 0. Eksi 6'yı 7'ye eklersem 1. Eksi 2'yi 0'a eklersem eksi 2. 0'ı buraya eklersem 1. Şimdi buradaki 3 girdisini 1'e dönüştürmek için ikinci satırın eksi 3 katını birinci satıra ekleyelim. A 2 1 eksi 3'ü uygularsak ya da bu matriste çarparsak ikinci satır aynen kalacak. Buraya eksi 3 çarpı 1 artı 3'ten 0 geleceğiz. Burada eksi 3 ile eksi 2'yi çarpınca 6, 1'e ekledim 7. Eksi 3 ile 1'i çarptım eksi 3, yukarıya ekledim. İkinci satır zaten aynı kaldı. Şu anda A'yı birim matrisi olarak yazmaya çok yaklaştık. Sadece ilk satırı 1 bölü 2 ile çarpmam gerekiyor. Birinci satırı 1 bölü 2 ile çarpalım. Böylece sol taraftaki A matrisini birime dönüştürmüş olduk. Bu tarafta elde ettiğimiz şey ise 7 bölü 2, eksi 3 bölü 2, eksi 2 ve 1. Bu aşağıdaki gösterdiğimiz mantıktan dolayı A'yı birime dönüştürdüğünüzde birime de bütün işlemleri uygularsanız burada elde edeceğiniz matris A'nın tersidir. Doğru hesap yapıp yapmadığımızı kontrol etmek için A matrisiyle A'nın tersini çarpıp birim elde ediyor muyuz? Bunu kontrol edebilirsiniz. Matrislerin tersini hesaplamanın tek yolu bu değil, başka metotları da var. Onlardan da sıradaki videolarda bahsedelim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.